Haberin merkezinden KON.tv ana haberden iyi akşamlar. Ben Onur Ceniklioğlu. Günün en sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğu ile ilgili genelge yayımladı. Genelgede konser, tiyatro gibi etkinlikler ve şehirler arası ulaşıma PCR testi zorunluluğu getirildi. Uygulama 6 Eylül'den itibaren başlıyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğu konulu genelge gönderdi. Aşı olmayanlara getirilecek test zorunluluğu 6 Eylül'de başlayacak. 6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren aşı olmayanlardan konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yoksa etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Denetimi HES kodu üzerinden işletmeciler ya da organizatörler yapacak. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç harici uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi gerekecek. Testin son 48 saat içinde yapılması gerekiyor. Denetim yolcuların araca kabulü sırasında yapılacak. Fiziki mesafe uygulaması devam edecek. Vatandaşlardan sarılma ve tokalaşma yapmamaları istenecek. Ayrıca il ve ilçelerde yapılan toplu etkinliklere katılımda da Hıfzıssıhhat Sağlık Kurulu kararlarıyla PCR testi istenebilecek. Pandeminin ekonomiye etkileri medya sektöründe de ağır bir şekilde hissedilmiş ve sancıları da devam ediyor efendim. Bu noktada bir açıklama yapıldı bugün. Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti'nin basına önem verdiğini ve desteğini sürdüreceğini söyledi. Usta, aşı noktasında da basından destek istedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Gökhan Taşkıran, Mehmet Ay, Hümeyra Saçkesen, Ali Deresoy ile İl Yönetim Kurulu üyesi Gözde Koygun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir, basın sektörünün sorunlarının çözüm noktasında desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Maalesef bu pandemi süreci çok ağır geçmektedir. Her meslekte olduğu gibi gazetecilik mesleğinde de ciddi sıkıntılara vesile olmuştur. Zaten son yıllarda bu dijitalleşmeyle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte internet yasasının da henüz çıkmaması nedeniyle çok ciddi sıkıntılı bir süreç geçiriyorduk. Bu süreç ağırlaşmaya başladı. Mesleğimizin daha onurlu, daha güzel yapılabilmesi için de en önemli nokta ekonomik konular. Bu sorunların tartışılacağı, önümüzdeki dönemin daha rahat hem bizim tarafımızdan hem de siyaset tarafından ve toplum tarafından çok daha iyi geçirileceği basın açısından bir çalıştayın yapılması çok daha uygun olacaktır. Medya sektöründeki ekonomik sorunların pandemi ile birlikte daha da ağırlaştığını bildiklerini söyleyen usta, çözüm noktasında elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz dedi. Basın mensuplarının da kendi özgür iradeleriyle hareket ederek hem kazançlarını hem işletmelerini yürütebileceği hem de vatandaşa, herkese doğru ve tarafsız bir yayın yapma ilkesini koruyabilecekleri bir mecrayı oluşturmak durumundayız. Bu hepimizin görevi, hepimizin sorumluluğu. Bu konuda ben de bugünden itibaren ne gerekiyorsa bu çalışmalarla ilgili her türlü desteği vermek üzere söz veriyorum. Usta şu noktasında da Konya basınından destek istedi. Hepimizin, özellikle basının da yine bu konuda aslında çok ciddi sorumluluğu var diye düşünüyorum. Her fırsatta yine vatandaşlarımızı yerel olarak salgının hala devam ettiği noktasında uyarmamız gerekiyor ve aşı kampanyasıyla ilgili de sizlerden destek bekliyoruz yerel medyadan. Buluşma hediye takdimiyle sona erdi. Efendim, Leyla Şahin Usta cemiyetteki programının ardından KON.tv'yi ziyaret etti. ANMEK yönetimi tarafından ağırlanan usta medya sektörünün sorunları hakkında bilgi aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve beraberindeki heyet Gazeteciler Cemiyeti'nin ardından KON.tv'yi ziyaret etti. Ustayı ANMEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, KON.tv İcra Kurulu üyeleri İlker Özkan, Durmuş Yakıcı ve Genel Müdür Muhammed Kepenek karşıladı. Ziyaretin gündem maddeleri basın sektöründe çözüm bekleyen sorunlar oldu.
Efendim, Konya Ovası'nda bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltede düşüş bekleniyor. Mahsulde kayıp var ancak kalite yükseldi. Açıklamayı Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik yaptı. Bu yıl rekolte düşük ama hububat fiyatıyla çiftçiyi, kalitesiyle de un sanayicisini sevindirdi. Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, bu yıl kuraklık nedeniyle hangi ürünlerde ne kadarlık bir verim kaybının yaşandığını dile getirdi. Burada rekoltelerimizde %40 ile 50 arasında bir düşüklük oldu. Bu da şunu söylemek istiyorum. Konya'mızda 2,5 milyon ton civarında bir hububat olarak var. Bir de aşağı yukarı 1 milyon, geçen sene mesela 1 milyon 100 bin ton civarında bir arpa üretimimiz vardı. Total olarak bu sene arpa üretimimiz aşağı yukarı 400-500 bin ton civarında bir üretim olduğunu tahmin ediyorum. Rekoltede kayıp var ama ürünün kalitesi yükseldi. Bu yükseliş un sanayicilerinden ilgi gördü. Ülkemizde ve bölgemizdeki ürün kalitesi şu anda üst seviyede bir kalitede. Yani protein olarak da, hektolitre olarak da. Çünkü geçen senelerde 75 ile 78 arasında olan hektolitre bu sene 80'in altında çok gözükmüyor. 80-83 arasında hektolitre gözüküyor. Un sanayisi olarak üst segment dediğimiz pasta, börek, yufka bu tür ürünler yaptığı için kaliteli bu ya talep fazla oluyor. Üreticinin alın terinde bu sanayicilerimiz fiyat artışı göstererek destekliyor. Çevik, ürün fiyatlarında artışın %30'ları aştığını dile getirdi. Baktığımız zaman bir önceki yılın fiyatına göre aşağı yukarı 2250 kuruş, 2.25 kuruş bir fiyat verdi. Bu da %30'ların üzerinde bir fiyat artışıydı. Ama bir de satış fiyatı açıklandı. 2.45. Bugün borsamızda da bakarsak buğday olarak bugün en düşük buğdayımızın işlem göreni 2.5 civarında, 2.5 lira civarında. En üstte 3 lira civarında işlem görüyor. Meram Belediyesi tarafından düzenlenen 70. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri sergisi Tantavi Kültür ve Sanat sergisinde sergilendi. Efendim, kültür merkezinde düzenlenen sergide devlet büyüklerinden birçok şehidimizin eşyaları sergileniyor. Meram Belediyesi tarafından düzenlenen 70. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın adının verildiği sergi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Turgut Özal'dan Seyit Onbaşı'ya, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Fethi Sekin'e ait birçok devlet büyüğü ve vatan şehidinin eşyaları sergileniyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade etti. En yaşlı, en acılı anda, şehit haberinin verildiği anda bile, en taze anında, zaten hiçbir zaman soğumaz da, en taze anında bile ağızlarından dökülen cümle elhamdülillah Türk'üz, Anadolu'yuz, Müslümanız ve ağzımızdan farklı bir cümle o ailelerimizin hiç çıkmadı, hiç çıkmayacak. Tabii şehitlerimizden kalan emanetleri görmek çok kıymetli. Ama asıl emanetlere her zaman sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu, insanlığımızın borcu, Müslümanlığımızın borcu diyorum. Allah onlardan da razı olsun. Sabırlarını artırsın. Meram Kaymakamı Resul Çelik ise şehitlik ve gaziliğin Yüce Allah tarafından verilen en güzel rütbelerden olduğunu dile getirdi. Görev yaptığımız yerlerde şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır. Gazilerimizle birlikte hayat yolculuğuna devam ediyoruz. Allah bizi onlardan, onları bizden,
şehitlik ve gazilik kavramlarını bu milletin mayasından eksik etmesin diliyoruz. Hepsini rahmetle anıyorum. Konuşmaların ardından sergi alanı gezildi. Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın adının verildiği 70. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri sergisi bir hafta boyunca misafirlerini ağırlayacak. Efendim, Batı Karadeniz'de sel felaketi nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti. AFAD'ın açıklamasına göre Kastamonu'da 10 ve Sinop'ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16. Kayıpların bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. ...11 Ağustos'taki sel felaketinde Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Felaketteki can kaybı 81'e çıktı. AFAD Kastamonu'da 10, Sinop'ta 6 olmak üzere toplam 16 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı. Kayıpların bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 3 ilde 4887 bina inceledi. Sinop'ta 230, Kastamonu'da 195, Bartın'da 46 ağır hasarlı bina tespit edildi. Afet bölgesinde 24 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Bölgede çalışmalar 10 binden fazla personel ve binlerce araçla yürütülüyor. Ulaşımın aksamaması için yıkılan köprülerin yerlerine geçici köprüler kuruldu. Kalıcı projelere en kısa sürede geçilmesi planlanıyor. Afet zedelere yönelik yardım çalışmaları koordineli şekilde yapılıyor. Selden etkilenen tüm il, ilçe ve köylere elektrik verildi. Acil ihtiyaçlar için 3 ile toplam 83 milyon lira ödenek gönderildi. AFAD koordinasyonundaki destek kampanyasında ulaşılan miktarsa 220 milyon liraya ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu Bozkurt'taki temaslarına ilişkin sosyal medyadan bir video paylaştı. Her mahalle ve sokağımızı tek tek inceliyoruz notuyla paylaşılan videoda, selzede bir kadının devletine duyduğu minnet ve bakan kuruma olan sevgisi duygulandırdı. Rabbim milletimize zeval vermesin, devletimize zeval vermesin. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ben şimdi sizi bazen açıklayacağım. Çok teşekkür ederim ya. Yani nasıl bir dinle yapmak istiyorum. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı Herkül, akşamdan sabaha Afganistan'a iki sefer yaptı efendim. Taliban'ın Kabil kontrolünü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200 aşkın Türk vatandaşı yurda getirildi. Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100 aşkın Türk vatandaşı, tahliye için gelen TSK'nın C-130 Herkül tipi nakliye uçağına alındı. Yolcular arasında mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçlerince kurtarılan 5 sağlık çalışanı da yer aldı. Görevimizi yaptık. Türkiye Cumhuriyeti elinden geleni yapmaya çalışıyor buradaki insanlara. Umarım en kısa sürede her şey normale döner onlar için. Allah yardımcıları olsun. Biz 2 gündür buradayız. 2 gündür havalanındayız. Evet, bugün az önce uçağımız geldi. Allah'ın izniyle biraz sonra uçacağız. Herkül akşam saatlerinde Kabil'den ayrıldı. Tahliye kapsamında nakliye uçağıyla Pakistan'a götürülen Türk vatandaşları buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirildi. Herkül isimli nakliye uçağı gece saatlerinde Kabil'e ikinci bir sefer daha yaptı. 104 Türk
vatandaşı daha Türkiye'ye taşındı. Böylelikle Türk askeri güvenli bölgedeki 160 Türk vatandaşını daha tahliye etti. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan ve koronavirüs testine tabi tutulan yolcular evlerinde 10 gün boyunca karantinada olacak. Gelenek sürdürüldü. MHP Konya İl Başkanlığı Zafer Meydanı'nda aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe Konya Milletvekili Esin Karada katıldı. MHP Konya İl Başkanlığı Muharrem ayı geleneğini sürdürdü. Aşure kazanları dualarla açıldı. Ya İlahi'l Alemin, vatanımıza, milletimize, devletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle. Zafer Meydanı'ndaki aşure ikramına ilgi yoğun oldu. Bizim adetimiz Türk töreni ve adetlerinde Müslümanların vazgeçilmez bir şeyidir aşure. Allah Konya'da, ben her zaman için söylüyorum, Allah birlik birliklerimizi daim eylesin. Allah birliğimizi bozmasın. Biz Konya'da bütün vatandaşlarımızı da seviyoruz. Allah bütün yani fitne fesatlardan korusun. Partimiz için, ülkemiz için, Konya'mız için inşallah hayırlı olur. Konya Milletvekili Esin Karada etkinliğe katılarak aşure ikramı yaptı. Birlik beraberliğin, bir olmanın ve Yezidlere karşı güçlü olmanın günü olarak Yezidlere karşı Hazreti Hüseyin gibi mücadele ettiğimizi göstermek amacıyla Konya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak aşure etkinliği düzenledik. İnşallah vatanımız, milletimiz için de birliğimize, beraberliğimize vesile olur. Konya'mıza hayırlı olur. Türkiye içerisinde Yezid ve Yezid'in torunlarına karşı da dimdik Hazreti Hüseyin'den ayakta olduğunun göstergesi olur. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Konya'daydı. Basın toplantısında konuşan Destici gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin Konya İl Başkanlığı'nca düzenlenen programa katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Bütün bu afetler sonu biz ilk günden milletimizin yanındaydık. Antalya Manavgat'ta orman yangını başladığında ilk giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve heyetiydi. İşte en son Kastamonu, Bozkurt, Ayancı, Türkeli'ni sel vurduğunda da hemen biz o bölgedeydik. Tabii ben buradan bir kere daha hem bu yangınlarda hem de en son Kastamonu, Sinop, Bartın'da toplam bugün itibariyle 81 can kaybımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Destici Afganistan'la tarihi bağlarımızın olduğunu ve o coğrafyaya sırtımızı dönemeyeceğimizi söyledi. Bizim binlerce yıllık bir tarihimiz var, bir geçmişimiz var Afganistan'da. Bizim orada milyonlarca soydaşımız var. Bizim orada milyonlarca din kardeşimiz var. Hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun. Onlar için bizim görüşmeye mecburiyetimiz var. Onun için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afganistan'la kurulacak hükümetle mutlaka ama mutlaka görüşmelerini asla kesmemelidir. Destici, mülteci sorununun da acilen çözülmesi gerektiğine değindi. Türkiye mutlaka bir planlama yapmalı ve bu göçmen, sığınmacı, mülteci sorununu ivedi bir şekilde, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmalıdır. Mustafa Destici'nin gündem maddelerinden biri de 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri oldu. Biz Büyük Birlik Partisi olarak
arayı da bulma adına, uzlaşmanın sağlanması adına şunu teklif ediyoruz. Önümüzdeki 2 yıl için kamu işçilerine devlet ne vermişse memurlarımıza da versin. Yani birinci yıl için %17, tamam mı? Enflasyon varsa artı enflasyon farkı. İşte düşük maaşlı memurlara 500 TL seyyanen bir zam ve ikinci yıl içinde yine aynı oranda bir zamla bu işi bitirsinler istiyoruz. Efendim, hafta sonunda Konya'nın ağırladığı isimlerden biri de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'dü. Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Sarıgül, gündemdeki konulara dair görüşlerini paylaştı. Cumartesi gününü Konya'ya ayıran Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mevlana Müzesi'ni ziyaretinin ardından Mevlana Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye Değişim Partisi olarak sevgi dili kullanacağız, siyasetin yapılış şeklini değiştireceğiz, rakiplerimizin eksiklerini, hatalarını, rakiplerimizin üretemedikleri Türkiye için sorunları anlatırken bile sevgi dilinden kesinlikle uzaklaşmayacağız. Afganistan'da yaşananlara ve göç dalgasına değinen Sarıgül, Avrupa Birliği'ne çağrı yaptı. Afganistan'dan Türkiye'mize gelmekte olan göçle ilgili olarak evrensel hukuk kurallarının uygulanması lazım. Bugün Avrupa Birliği'nin bir ülkesi diyor ki ben 10 tane göçmen alırım diyor. Bunu esefle kınıyoruz. Kaç tane Avrupa ülkesi varsa o gelen göçü eşit sayıda almak lazım. Bütün göçü Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakmak insafsızlıktır, doğru bir olay değildir. Günümüzün ve geleceğin en büyük sorunlarından biri obezite. Gençleri bu hastalıktan korumak için Kızılay'da seferber oldu. Konya'da obeziteye karşı Kızılay hareketi başlatıldı. Projeye 100 genç gönüllü oldu. Projenin startı verildi. İçerideysek alevi 3 metreden fazla yaklaşmıyoruz. Dışarıda isek rüzgarı arkamıza alıyoruz ve en az 4 metreden fazla yaklaşmıyoruz. Genç ve gelecek nesillere obeziteden kurtulabilmek için yeni bir proje hazırlandı. Konya'da obeziteye karşı Kızılay hareketi başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen obeziteye karşı Kızılay hareketi projemiz 2020 yılında bakanlığın gibi programı kapsamında desteklenmiştir. 1 Mayıs itibariyle de biz fiili anlamda çalışmalarımıza başladık, projemizi başlattık. Katılımcıların sağlıklı kilolarına kavuşmaları için diyetisyen, psikolog ve spor desteği verilecek. Ayrıca gençlerin motivasyonu için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda atölyeler kuruldu. Projenin gönüllüleri bu hafta AFAD ve itfaiye ekipleriyle buluştu. Bu sene 2021 AFAD farkındalık yılı olarak ilan edildi. O çerçeve içerisinde tüm sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlara ve halka ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün de burada Kızılay Derneğimizin sevgili üyelerine AFAD farkındalık bilinci temel eğitimini aktarmak için buradayız. Afet bilinci eğitimini alınan el sanatları, geleneksel sporlar, müzik ve kişisel gelişim alanlarında da etkinliklere katılacak. Ben bu projeye müzik atölyesiyle birlikte katıldım. Daha sonradan Kızılay'ın içine gönüllü olma şansını buldum. Açıkçası çevreye çok faydalı oluyor bu şekilde. Çevremizde bu 2 yıl içerisinde çok boş ve yatarak geçirmiş insanlar var. Onlara bu şekilde faydalı oluyoruz. Bu yüzden çok mutluyum. 5 şehirde bu yıl 9.sü gerçekleştirilen geleneksel bisiklet festivali başladı. 21 ilden 160 bisikletlinin katıldığı etkinlikte 167 kilometre pedal çevrilecek. Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, Bisiklet Topluluğu ve Huğlu Av Tüfekleri İşbirliğinde düzenlenen Konya ile Isparta illerini kapsayan Beyşehir Gölü etrafı kamplı bisiklet
turu başladı. Yo yaptı. Her şeyde yarıyoruz ya. 21 ilden 160 bisikletlinin katıldığı etkinlikte 167 kilometre pedal çevrilecek. Beşiktaş Kültür ve Turizm Derneği bisiklet topluluğu bu sene 9.sü geleneksel olarak 9. bisiklet festivalini düzenliyoruz. Bu sene biraz daha farklılık yaparak 3 güne çıkardık. Katılımcılar Türkiye genelinde yaklaşık 21 ilden 160 katılımcı var. Tura başlıyoruz. Umarım iyi gider. İnşallah kazasız belasız atlatırız. Her yaştan katılım var. Kimi ilk kez geldi, kimi her yıl katılıyor. Türkiye'nin dört bir tarafından Beyşehir'e gelen spor ve doğa tutkunları dolu dolu 3 gün geçirecek. Çok eğlenceli. Geleneksel yedincisine katılmıştım zaten. Onu beğenmiştim. Bu da hoşuma gideceğini umuyorum. Bu yıl ilk defa katılıyorum. 9.sü düzenleniyor ama 8 yıl ben çok şey kaçırdığıma inanıyorum daha bugün, yani dün 2 gündür buradayım ben. 2 gündür ki izlenimim. Buradaki dernek başkanımız dahil emeğe geçen herkese şu anda teşekkür ediyorum. İnanın 8 yıldır ben çok şey kaçırmışım. Bundan sonra kaçırmamaya gayret edeceğim. Isparta'dan katılıyorum. Bu yıl 4. katılışım Beyşehir Bisiklet Festivali'ne. Harika bir rotası var. Beyşehir Gölü'nün etrafını turladığımızda çok mutlu oluyorum. Buradaki organizasyonu yapan arkadaşların ilgi ve alakası da çok sıcak. Zaten onlar da beni buraya gelme nedenlerinden bir tanesi. Bir de doğa aşığıyım. Doğayı çok seviyorum. Sporu çok seviyorum. Henüz nüfus yüzündeki yaşım 62 ama ben bisikletin üstüne çıktığım zaman kendimi 18 yaşında hissediyorum. Gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Gelinleri için diktikleri düğün kıyafetleriyle başladılar. 25 yıldır omuz omuza terzilik yapıyorlar. Geleneksel düğün kıyafetleri çeyrek asırdır Bozdağ çiftinin elinde hayat buluyor. Konya'nın Ilgın ilçesine uzanıyoruz. Konyalı Emine ve Dursun Bozdağ çifti köylerinin geleneksel düğün kıyafetlerini çeyrek asırdır sevgi ve sabırla dikiyor. Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Aşağıçil mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki Emine Bozdağ ve 71 yaşındaki eşi Dursun Bozdağ'ın terzilik serüveni yaklaşık 25 yıl önce ilk oğullarını evlendirmeleriyle başladı. O gelini alırken, büyük gelin, ilk gelinim, elbiseler, kendi elbisemi açtım, ona baktım, kestim, diktim, giydirdim gelini, düğüne götürdüm, aynı şu kıyafet işte, kendim diktim geline. O şeyle güzel olmuş diyen biz öyle ilerlettik. Emine Bozdağ ilk zamanlar tek başına uğraşıyordu. Terzilikten ev işleri aksayınca dikiş makinesine işine de öğretti. Karı koca omuz omuza verdiler, geleneksel kıyafetlerin son ustaları arasına girdiler. Ben bir şeyler doğrarak, aytlarka, soyarka haliyle bakıyor duruma. Bulaşığı ya ben yıkayayım bari diyor. Ya bunu göster bana dedi. Ben de gösterdim. Şimdi evin işi bensiz olmuyor, bu iş de bensiz olmuyor. İkisine de ben koşturmak zorunda kalıyorum. Tabii şimdi öğrendi, ben kestikten sonra yapar kendi haline diker. Biri diğerinin zorlandığı işi üstleniyor. Rengarenk kumaşlar elbiseye dönüşüyor. Öncelikli ilkeleri sabır. Kumaşları dikiyorum, şu boyuncaları dikiyorum. Sadece yeşili dikemiyorum. Yeşil akıyorum. Onu dikemiyoruz. Beyaz elbiseyi. O 20 parça var aşağı yukarı. Onu ben bundan iyi dikerim mesela. Emine'den iyi dikerim onu. Bunun kafa ona dayanmaz. Benim kafa ona dayanıyorum. İşte böyle yavaş yavaş beraber dikiyoruz, uğraşıyoruz. Bir an gelir, olmayan yeri bozmaya kalkar. O an o sinirin sobaya sokasın gelir. Yani buna göre de hiddetlenin.
Sabırla, bu sabır işi. Onları en çok mutlu edense gençlerin yöresel kıyafetlere ilgi göstermesi. Köyümüzde aynı eskiden gelen göreneğimizi yaşatıyoruz. Bitmiş değil yani, devam ediyor. Daha da devam edecek. Yaparlar. Mesela çocuklarımız okuyor. Mesela benim torun gitmiş, kendi savcı olmuş. Bir okul arkadaşıyla evleniyorum. Aynı o savcıya bunu yapıyoruz. Geldiler miydi? Beğeniyorlar valla. Giyiyorlar, seviyoruz diyorlar. Yapıyoruz aynen. Bu bırakılmıyor. Terzilik mesleğini evin gelinleri sürdürecek. Bir süredir orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'nin gözü kulağı bu kez İstanbul Heybeliada'ya çevrildi efendim. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bölgesindekiler kıyı emniyeti tarafından tahliye edildi. Kolay olmadı ama neyse ki alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi yangına müdahale etmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe İtfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi. Yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken ada sakinleri de 5 litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü bölgedeki vatandaşları botlarla tahliye ederken acil durum müdahale gemisi Nene Hatun ve 2 bot daha bölgeye intikal etti. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Tekneyle Maltepe sahiline getirilen itfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdahale sonuç verdi. Alevler yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Profesör Doktor Mustafa Kurt atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Profesör Doktor Mustafa Kurt atandı. Yaklaşık 8 ay önce Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası bazı akademisyenler ve öğrenciler protesto ve eylemlere başlamıştı. Geçen ay Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen karşıt eylemler devam ediyor. Tüm bu yaşananların ardından son olarak üniversitenin yönetimine vekaleten getirilen Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı. Mehmetçik ve MİT koordineli çalıştı. Metina bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı düzenlenen hava harekatı ile ilgili görüntülü paylaşım yaptı. TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina tespit edilen ve saldırı planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz sözlerine yer verildi. Sokaklar değişecek. Caddeler değişecek. Şehirler değişecek. Taş devri yeniden başlıyor. En son bir Necip Oğulları kuruluşudur. Müzik
Konya Sanayi Sitelerinin incisi MFT Sanayi Sitesi'nde bugün yapılan yatırım yarına güvencedir. Yerinizi almakta gecikmeyin. mftsanayisitesi.com 533 055 10 14 532 236 26 95. Çocukluktan başladı yolculuğun. Zorluklardan öğrendin. Tecrübelerinle büyüdün. Güven dolu yarınlara güçlenerek kucak açtın. Bütün bu yolculuğunda ENKO olarak biz tam 40 yıldır yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. ENKO Süt, doğal süt keyfi. Konya merkezde Açık Çarşı Cadde Mağazaları konseptiyle bir evin tüm ihtiyaçlarını bir arada bulunduracak Home Story Cadde Mağazaları 20 Ağustos'ta satışta. Siz de Home Story'de yerinizi alın, fırsatı kaçırmayın. Tepekent Mimarlık güvencesiyle. 60 gram ekmek arası yaprak et döner 12 lira. Ekrem Coşkun döner. Es Papano. 100. yılını kutlayan zafer ruhlu Konya sporumuzla her daim omuz omuza. Es Papano. Alışılmışın dışındaki tat. Meşhur Geneli döner. Burada usta eller, burada uzadıkça uzayan lezzet var. Genelimizde kalite ve güven var. Konya'mıza bu lezzeti tattırmaya söz verdik. Meşhur Geneli döner. Bağımlılık yapar. Konya salih ticaretle vesterleniyor. Beyaz eşyadan derin dondurucuya, küçük ev aletlerinden ankasreye, yüzlerce çeşit en uygun fiyat. Geniş hacimli dondurucular Vestel'den. Vestel'e ait ne varsa salih ticaretten alınır. Salih Ticaret. Ete dair ne varsa ürettik. Özenle hazırladığımız 128 çeşit taze ürünlerimiz size bir telefon kadar yakın. Yıl et sipariş hattı 0533 136 9608 0332 342 1470. Yıl et. Yıllardır süren lezzet. Sokaklar değişecek. Caddeler değişecek. Şehirler değişecek. Taş devri yeniden başlıyor. Enstone, bir Necip Oğulları kuruluşudur. Sosyal medya için video çekiyorlardı. Kuzeniyle birlikte çatıya çıktı. Çatıdaki panelin kırılmasıyla apartman boşluğuna düşen 23 yaşındaki Kübra Doğan hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerası o anlarda kayıttaydı. Canlarım, le 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 canım. Esmer sen güzelsin. 23 yaşındaki Kübra Doğan kuzenini ziyaret etmek için Esenyurt'ta bulunan evlerine geldi. Güneşin batışını izlemek ve sosyal medyaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar veren iki kuzen bir süre video ve fotoğraf çekti. Çatıda oturduğu yerden inmek isteyen Kübra Doğan plastik panele bastı. Doğan'ın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Fotoğraf ve video çekmek için kayıtlı olan cep telefonu kamerası genç kızın düşme anını saniye saniye kaydetti. Le 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 canım. Esmer sen güzelsin. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Le 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 canım. Esmer sen güzelsin. İmza attı. Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri il merkezinde önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, silah ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Efendim haberlerimizin sonuna geldik. Sırada bir yorum var. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker bir yorumu sunar. Yalanı kendi hayatının bir parçası haline getirmiş siyasetçiden bu ülkeye hayır gelir mi? Bu sorunun sahibinin profilini yazımızın sonuna doğru açıklayacağımızı belirterek devam edelim. Aslında artık tecrübeli bir siyasetçi. Manevra yapmayı da, polemiği de öğrendi. Kriz yönetimini de bir şekilde beceriyor. Ya meselenin üstünü örtüyor ya da parti dışından tehditler üreterek haklı itirazları bile baskılıyor. Duyumlara, siyasal istihbaratçıların aktarımlarına göre hüküm vermekten vazgeçmiyor ve mahcup oluyor. Algı oluşturma ve pekiştirme içerikli faaliyetleri hayli seviyor. Kendi tabanını sıkılaştırma gayretiyle geniş kitleleri kucaklama hevesi arasında gidip geliyor. Söylediği bir doğru varsa arka arkaya yaptığı dört yanlışla onu da kaybediyor. Ülkenin sosyoekonomik hatta dış politik gündemini lehine çevirmeye çalışıyor ama güven vermiyor. Vaatlerini halka yönelik olarak sıralıyor lakin arka planda hangi çevrelerle sözleştiğini ifadede zorlanıyor. Şahsi hedeflerinde biraz mesafe alsa partilileri veya açık gizli ortakları hemen paçasından çekiveriyor. Vatandaşın duygularını oynuyor, manipüle ediyor, anlık bir kesiti resmin tamamı gibi sunduğu için kaybediyor. Tahminlerinizde yanılmadınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde cereyan eden değişik büyüklükteki sarsıntıların enkaza dönüşmesi için uğraş veriyor. İstanbul ve Ankara belediye başkanları etrafındaki örgütlenmeyi kırmaya uğraşıyor. Kürt kökenli seçmene sarı ışık yakarken arkasındaki devasa siyasal ve hukuki talebi karşılamaya gözü kesmiyor. Milliyetçi veya muhafazakar sağa göz kırpıyor ancak bu kadar benzemezle oluşacak iktidardan bir hayır gelmeyeceğini görmek istemiyor. Günün sonunda etrafındakiler birer birer tasfiye olurken küçük siyasal çıkarlarını tatmin etmeye çalışan ekibine havuç ve sopayı aynı anda göstererek vaziyeti idare ediyor. Haliyle bu kadar dengesizliği dengelemek için çarpıtılmış bilgi, eksik yorum, yanlış aktarım ve nihayet yalan sarmalı içinde bocalamayı sürdürüyor. Ta ki ilk seçimde neyin olmayacağını görene kadar. Muhalefetin yalan siyaseti ve algı operasyonunun yarattığı farklı nitelikli riskler söz konusu. CHP ve peşinde sürüklediği sosyal medya organizatörleri iktidardan bir isme ya da o an için hassas konuma gelen kuruma yüklendikçe doğal olarak bir savunma mekanizması gelişiyor. Muhalif çevrelerin iddia ve isnatlarına karşı duruş sergilenirken ister istemez içerideki değişim ve onarım önceliği gölgede kalabiliyor. Evet. Yalanla sonuna kadar mücadele edilmeli. Doğru bilginin, samimiyetin, öz eleştirinin ikna edici gücünden yararlanılmalı. Fakat bu sırada yapısal dönüşüm iradesi ertelenmemeli. Bugün çok net biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkeye hız, moral ve dinamizm kazandırdı. Sistemin hakiki manadaki etkinliği ise kamu yönetimi ve kamu personel rejimi reformlarını zorunlu kılıyor. Tabii ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve külliye sonuç odaklı idari tarzıyla ön plana çıkıyor. Peki ya inisiyatif alması gerekirken sütre gerisine çekilenler, çözüm yerine topu Ankara'ya atanlar, yetkisini halkın dertlerine derman olmak için kullanmak yerine sürekli talimat bekleyenler? Özetle Cumhurbaşkanımız müthiş bir lokomotif. Devleti de, siyaseti de çekip götürüyor. Ama bu lokomotifin arkasına hangi vagonların nerede ve ne zaman eklendiğini etüt ederek Cumhurbaşkanı'nın yükünü biraz olsun hafifletmek gerekiyor. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker bir yorumu sundu. Efendim şimdi de ekonomideki gelişmelere bakacağız. Para hattına gidiyoruz. Yapılarımızın merkezinde insan, temelinde güven var. Etki İnşaat para hattını sunar. Amerikan doları satış 8.52, euro 9.94.
İngiliz sterlini 11.60 ve Suudi Arabistan riyali 2.29 Türk lirası. Altının ons satış fiyatı 1784,50. 24 ayar altın 490, 22 ayar altın 475, Cumhuriyet altın 3400 ve çeyrek altın 825 Türk lirası. Borsa İstanbul kapanışını 1444'ten gerçekleştirdi. Yapılarımızın merkezinde insan, temelinde güven var. Etki İnşaat para hattını sundu. Efendim şimdi de hububat borsasına bakacağız. Aslidaş, 2015 yılında 100 bin ton kapasiteyle Konya'nın ilk, Türkiye'nin en büyük lisanslı deposuyla hizmete başladı. Lisanslı depo yatırımlarını hız kesmeden sürdürdü. İlçelere yaptığı yeni depolar ve TMO'ya ait kiraladığı tesislere ilave yatırımlarla lisans kapasitesini sürekli arttırdı. Konya merkezde 100 bin ton, Çumra'da 55.100 ton. Yunak Saray'da 58 bin ton, Karapınar'da 60.700 ton, Yunak Merkez'de 21.600 ton, Çentik'te 11.200 ton kapasiteli tesisle hizmet vermektedir. Aslidaş, yeni yatırımlarla ulaştığı toplam 306.600 ton lisanslı depo kapasitesiyle de ülkemizdeki Lidaş'ların lideri konumunda. Konya Ticaret Borsası 1907'den bu yana organize piyasalarıyla da tarımsal emtia ticaretine değer katıyor. Elektronik satış salonuyla piyasaya yön veren Konya Ticaret Borsası, lisanslı depo hizmetiyle de tarım ürünlerinizi yatırım aracına dönüştürüyor. Aslidaş, bir Konya Ticaret Borsası kuruluşudur. Konya Ticaret Borsası hububat fiyatlarını sunar. Ekmeklik kırmızı sert buğdaylar ortalama 2.82.76. Ekmeklik diğer buğdaylar 2.70.12. Arpalar 2.49.62 ve mısır 2.52.63 Türk lirası. Konya Ticaret Borsası hububat fiyatlarını sundu. Efendim bugünden öne çıkanlar böyleydi. Peki yarın neler yaşanacak? Şimdi de yarının gündemine gideceğiz. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker yarının gündemini sunar. Konya Spor ligin ikinci haftasında taraftarlarıyla buluşacak. Başakşehir'le oynanacak mücadele 19.15'te başlayacak. Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona erecek. 33. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı gerçekleştirilecek yarın. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker yarının gündemini sundu. Efendim haberin merkezinde KON TV ana haberdeydiniz. İyi akşamlar. Emlak Konut bilgilendiriyor. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 552.810 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarının 104.168'i ipotekli,